Taksici olarak sıkıntılarımız, birçok sıkıntımız var tabii. Başta en büyük sorunlardan bir tanesi Adıyaman'da taksici olarak sıkıntı çektiğimiz nokta. Adıyaman'da herhangi bir durak sistemi yok tam sistem olarak. Yani Kahta ilçemiz olmasına rağmen iki tane durak sistemi var orada, kooperatife geçirmiş. Adıyaman'da bir türlü nedense, yani büyük şey, Kahta'dan büyük olmasına rağmen, il olmasına rağmen ilçede var, ilde yok. Belediye müracaat ediyoruz. Zabıta amirliğine gidiyoruz. Zabıta amirliğinden talep ediyoruz. Diyoruz ki yani bir durak sistemi bizi birleştirin. Adıyaman'da 115 plakamız var. Çalışan plaka sayısı ise şu anda yani 45-50 tane var. Yani geçim olarak deseniz tabii malum bilirsiniz yakıt yüksek Adıyaman'da, yani her yerde yüksek, sadece Adıyaman'da değil. Adıyaman dal geliri olarak dar gelirli bir yer olduğu için hani burada fazla taksi kültürü de, daha doğrusu aslında var ama yok. Söylediğim gibi durağımız olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Ha tabii ne oluyor? Yakıt yüksek olduğu zaman kazancımız da tabii burada düşmüş oluyor. Adıyamanlı şehir içerisinde şöyle trafiği gösterebilir misiniz? Hani şu anda trafik sıkıntılı. Dur kalk, şehir dar. Trafik çok yoğun bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Yayalar da sıkıntı yaşıyor. Hani sürekli dur kalk yaptığımız zaman bilirsiniz, insan sürekli oturup kalktığında çok yorulur. Araç da sürekli dur kalk yaptığı için motor zorlanıyor ister istemez. Araç yük biniyor. Bindiği zaman da bu yakıta yansıyor. Burak sistemini tam konuşma. Bu temizde bir araba akşama kadar yatıyor abi. Yok hadi ama da taksi kültürü yok. Öyle. Arabamı borcu almışım ben. Taksini ödeyemiyorum. Bir de durak sistemi istiyorum. Hepimiz borçlanmış. Adıyaman'da taksi kültürü hiç yok. Olmadığı halde şehir içi merkezinde de taksi durakları yok. Burada otogarda da doğru dürüst durak yok. Durağımız var. 14 arabayız toplam. 10 araba çalışıyoruz ama otogara giren 2 tane şehir içi minibüs kooperatifi var. Esentepe ve Ziyaret. Bunların da yasal olarak peronların içine girmesi yasaktır. Türkiye'nin hiçbir yerinde şehir içi minibüs kooperatifleri peronların içine girip yolcu indir bindiri yapmıyor. Otogar kapısında indir bindirini yapar gider. Bunlardan dolayı biz evimize çoluk çocuğumuzun nafakasını götürmez hale gelmişiz. Ve ben bunu ilk otogar buraya geldiğinde belediye başkanımız Sayın Hüseyin Kutlu'ya da söyledim. Dedim Sayın Başkanım, biz burada akşama kadar çoluk çocuğumuzun nafakasını götüremez hale geldik. Biz burada konta kuramaz hale geldik. Belediye başkanı dedi ki, Burası Adıyaman. Buranın yasalarını ben yazarım. Buraya şehir içi minibüs kooperatifleri girirse benim yetkimin altına girip çıkıyor. Girip çıkacak da. Ve ben dedim kolta kuramaz hale geldik biz. Çoluşumun nafakası çıkaramıyoruz. Bana dediği kelime şu. Arabanı çalıştır, garajın içinde bir tur at. Bir mülkemir olarak belediye başkanımız, ben bir vatandaş olarak derdimi yanıyorum, sıkıntımı iletiyorum. O arkadaşımız da, sayın belediye başkanımız da bana çözüm öğretmesi gerekirken tam tersine beni sıkıntıya koyuyor. Tüm taksici esnaflarını sıkıntıya koyuyor. Burada otogarda 10 tane, 15 tane vatandaş çoluk çocuğuna ekmek götüremez hale gelmiş. Şimdi Adıyaman Belediyesi'nin bize toplamda verdiği toplam 110 tane ticari taksi var. 110'da dondurmuş. Bu 110'da dondurması da şu şekil, taksi ihtiyacı olmadan dolayı 110'da durdurmuş. Bu 110 taneden sadece 30-35 tane civarı ticari taksimiz faal gösteriyor. Günlük zam geliyor. Ya akaryakıta günlük zam geliyor. Her pompanın önüne gittiğimizde farklı farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. Müşteri de artık bulamaz hale geldik. İnanın ben bugün 2 tane şehir içi yapmışım. Biri 13 liralık taksimetre açmışım. Biri de 20 liralık, 33 lira. Bu 33 lirayı ben yakıta mı vereyim? İşgaliyeye mi vereyim? Ben vergimi vereyim? Bakura mı borçlanayım? Muayeneyi mi yapayım? Sigortayı mı yapayım? Benim en örneği, benim otogardaki durak işgaliyem aylık 20 liraydı. Bir kereden %150 zam yapıldı, 50 milyona çıkartıldı. Ve ben bunu arkadaşlara toplandık, dilekçe verdik, encümene dilekçe verdik. %150 hiçbir yasada, hiçbir dinde, hiçbir mezhepte %150 zam yoktur. Bunu 20 liradan 50 milyon yaptılar bir kereden. Buna biz itiraz ettik, encümen kararı uygun bulmadı. Halen 50 milyondan bizi borçlandırmış. Şu anda benim belediye 6-7 aylık borcum var. İşgaliye borcum. Ödeyemez hale gelmişim ben. Evet, Allah razı olsun. 8 yıldır yapıyorum. Yaptığıma da pişmanım. Şu anda benim Bakura 60-70 milyara yakın borcum var. Bugün bir Bakur olmuş 600 milyon civarı olmuş. 300 lira olsa her vatandaş öder.